Merhabalar. Ben Afet daha karşınızdayım. Bugünkü videom kitaplık turu videosu. Aslında uzunca bir zamanda size kitap önerisi videosu çekmek istiyordum. Ee, okumanızı istediğim çok fazla kitap var ve bir türlü fırsat bulamadım bu videoyu çekmeye. Ee, onun yerinde yerine uzunca bir zamanda yine istediğim kitaplık turu videosu çekmek vardı. Çünkü e, birleştirdim biliyorsunuz kitaplarımı ve hemen hemen hepsini artık burada. Hemen hemen hepsi yani tamamı değil ama hemen hemen hepsi burada bu nedenle de en azından kitaplığımda birleşmişken sizlerle paylaşmak istiyorum. Kitaplık tur videosu olduğu zaman acayip derecede heyecanlanıyorum tüm kitaplarını size göstereceğim için. E, aslında bir yandan bakarsanız tamamen tüm fikirlerinizi, tüm düşüncelerinizi birini açmak gibi kitaplığınızı açmak aslında. o nedenle heyecanlıyım. Umarım beğenirsiniz. Bir an önce artık başlayabilirim videomu. Evet, ilk rafımla başlıyorum. Bilmiyorum daha önce kitaplık turumu izlemiş miydiniz? bu sefer Türk Edebiyatı'na ilk rafa aldım. Ee, tabii şurayı saymazsak. Bakacak olursanız ilk başta Güven var Vedat Türkayel'in. Bilmiyorum Genel Aşk Kültür'ün bu basımını gördünüz mü veya okudunuz mu Güven kitabını. Daha önceki videomdan birinde bahsettiğim için çok fazla üzerinde durmayacağım. Ama kesinlikle tavsiye edeceğim kitaplardan birisidir. Sadece daha önceki videomda söylediğim için yine üzerine <laughs> çok fazla durmayayım dedim ama yani Vedat Türkayel'in tabii ki de kalemine bir şey söyleyen ya da kurgusuna kitabını, romanını yazış tarzında bir şey söyleyemem. Ama İkinci Dünya Savaşı'na girmesek de daha fazla savaş hakkında bilgi verip Baş karakterlerin hayatına daha az girebilir diye düşünüyorum. Sadece o yönden birazcık e, yorum yapabilirim, eleştiri yapabilirim. Yoksa tabii ki de çok çok e, değerli bir kitap. Bilmiyorum hani okudunuz mu veya e, sizde var mı? E, Veda Türkan'ın diğer kitaplarını da aslında almak istiyordum ama bir iki yorum gördüm Güven kitabını paylaştıktan sonra. E, Bilemiyorum okur muyum ama sevdiğim kitaplardan birisi oldu Güven. Daha önceki videomda zaten yorumlarımı paylaşmıştım. Bir diğer kitabım yine Yus Yusuf Atılgan'dan Aylak Adam. Burada tavsiye edeceğim kitaplardan bahsedeceğim özellikle. E, Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam kitabını hemen hemen herkes okumuştur. Ama e, okurken bir Kürt Mantol donla da bunu çok fazla hissettim. Bir de Aylak Adam kitabını çok fazla hissettim. Kendimi kitapta Baş karakterlerde çok fazla gördüm. E, muhakkak e, hepinizin de okuyup da gördüğü noktaları vardır. Hem Aylak Adam için hem de Küçük Matroğlu Madonna için bunu söylüyorum. E, İhsan Okdayan'a hakkında çok fazla aslında videolarımda bahsettim. E, birkaç, 5-6 kitabı bende var. Zaten yeri geldikçe söyleyeceğim, göstereceğim. E, ama Pusluk Taratlası benim için bir numaradır. Hatta bunun e, çizgi roman tarzı da var. Onu da aldım, onu da göstereceğim yine. Başka rafta o. Ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Sabahattin Ali'nin bu Epsilon yayınlarının toplu basımını almıştım. Tüm eserleri var. Sadece bu değil romanların işte hikayelerin olduğu da var Epsilon'da. Ama ben sadece oyunlar, şiirler, mektuplar ve yazıları olanı aldım. Aslında ben de bütün eserleri zaten vardı. Daha önce Yapı Kredi'ninkini de almıştım. Ama Yapı Kredi'nin bu şu yönden tavsiye etmiyorum. Çok küçük. Yani Delta yayınlarının Delta ile birlikte çıkarttığı bir eseri çok küçük basımı yani okuması çok zor özellikle benim gibi gözü 3.5-4 derece olan birisi varsa tavsiye etmiyorum çok yoruyor gözü o yüzden Epson'da çıkınca onu da almak istedim ya okuduğum aslında bir kitap bu o yüzden henüz Sabahattin ya yani Epson'un ikine okumadım. Çünkü daha öncesinde yapı kredinin çıkarttığını okumuştum. Ama yine de kitabımda bulunmasını istedim. Hoşuma da gitti açıkçası basım. O yüzden aldım. Ama e, alacaksanız şayet Epson'un ikini alın. Yani yapı kredinin ikini kesinlikle tavsiye etmem. Çok çok küçük basmışlar, yazmışlar. Belki daha sonraki bir videomda <laughs> çekerim eleştiri olarak. onun dışında Hüseyin ve Gürpınar'ı da yine aynı şeyi söyleyeceğim. Pek çok videomda zaten söyledim. Özellikle Ben Deli Miyim kitabı benim ilk okuduğum kitabıydı. Ve gerçekten müthiş. Yani Hüseyin ve Gürpınar'ın kalemine diyecek hiçbir şeyim yok. Eleştiri olarak... O dönemi yansıtma olarak o dönemin düşüncelerini, tarzını, yaşayışını her şeyi çok güzel bir şekilde eleştirel bir dille Anlatıyor. Ee, en sevdiğim kitabı ben delimiyim kitabıydı ve o oradaki karakter gerçekten efsaneydi. Hatta şunu düşünmedim değil, ee, bilmiyorum belki de çekildi ama ben mi görmedim? Kitabın mesela filminin çekilmesini beklerdim. Çekilmemiş çok şaşırmıştım. Ee, yani buradan bence çekilmesi gereken kitaplardan birisi diye düşünüyorum filmi olmalı. Onun sonun hemen yani tüm kitaplarını zaten okudum Hüseyin Rami Gürpınar'ın. İşte İffet, Mürebbiye, Toraman, Metresi, ve Efsuncu Baba kitapları var bende. Yani ben biliyorum çok fazla yayın hakkında, e, cilt hakkında konuşuyorum ama Paper Sense'in bu basınları gerçekten efsane olmuş. Bunun ciltsiz olanları da var ama bu deri kapakları, orijinal deri kapaklarını kesinlikle tavsiye ediyorum. E, burada yabancı eserlerden iki şehrin hikayesi, yan notlar ve bir idam mahkeminin son günüyle bilinmeyen bir kadının mektubu var. Stephen Zweig hakkında çoğu videomda, çoğu zaten kitap tutumunda da hatta bahsettim. Yani sevdiğim yazardan birisi. Charles Dickens bence e, benim tabii fikrim yine İngiliz edebiyatın en iyi yazarı. Benim için vazgeçilmezdir. Özellikle e, ekonomi kısmına yani iktisat kısmına, evrim çalışma ekonomisi kısmı okuyanlar varsa Charles Dickens'ı muhakkak okumalılar. Özellikle sanayi devrimi sonrası e, bir şehrin dönüşümü, bir şehrin yaşadıkları çok güzel bir şey. Çalışma hayatının, çalışan hayatının, emek hayatının nasıl değiştiğini, nasıl sömürüldüğünü gösteren efsane yazarlardan birisidir. Ee, o daha ilerleyen kısımlarda birkaç tane daha yazar onları da sizlerle paylaşırım. Ama eğer ki Charles Dickens okumadıysanız iki şeyin hikayesi kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani Charles Dickens muhakkak okunmalı zaten. Bir aşağıya geldiğimiz zaman burası aslında benim. bilmiyorum ee, videonun başında zaten söylediğim gibi. Düşüncelerimi, fikirlerimi en çok yansıtan kitaplar Buradadır. Suyu Arayan Adam daha önceki videomda bahsetmiştim. Şevket Süreyya Aydemir. Hem yani muhakkak kitaplarınızda bulunmalı ve muhakkak alıp okumalısınız. Yani ben Şevket Süreyya Aydemir'in tek adam, ikinci adam kitaplarını zaten okumuştum. Hatta Enver Paşa hakkında kitabını da alıp okumak istiyorum ama bir türlü fırsat olmadı. Ama burada daha çok kendisini anlattığı için benim bilmiyorum daha önceki videomda bahsettim mi? Büyükünay bahsetmişimdir. Yazarların kendilerinin kendinden iz taşıyan romanlarını okumayı acayip derecede seviyorum. O yüzden muhakkak Suya yanında mı? Yani Şevket Suya ...Aydemir'in kitaplarını beğenip okuyorsanız bunu da okumalısınız. Özellikle yaşadıkları yani şöyle yaşadıkları derken e, yani kendi hayatındaki fikir dönüşümleri, düşünceleri, değişiklikler vesaire acayip de okurken hoşuma gitmişti. Yani bir yazarın romanını veya kitabını beğenmek için onunla aynı fikirde olmanız gerekmiyor. Ben hiç son o şekilde düşünmedim. Yani farklı tarzda yazanları da muhakkak okurum, kitabında da bulundururum. Yani Şevket Suya benim için öyle bir yazar. E, burada Ulu Bey var. Bunu daha öncesinde bahsetmiştim kitaplarımda. Paylaşmıştım size. Yani buradaki gördüğünüz tüm kitaplar zaten benim için vazgeçilmezdir. Herkesin okuması gereken, herkesin kitabını bulması gereken kitaplardır. Özellikle burada Türklerin Tarihi kitabı mesela. Bunu bilmiyorum biliyor musunuz ama muhakkak herkesin kitabında bulunması gereken kabalcıdan çıkan bir kitap okumalısınız diye düşünüyorum Hızlı Topuz'u zaten daha önceki birkaç videomda daha paylaştım Yani Hızlı Topuz'un şöyle bir güzelliği var ee, herkese göre yazıyor yani dili çok hafif dili çok güzel bir şekilde seçmiş yani herkesin anlayabileceği çok zorlanmadan tarih hakkında bilgi alabileceği kitaplar Hızlı Topuz'un kitapları romanlaşarak anlatıyor muhakkak alıp okumanızı isterim Hızlı Topuz için söylüyorum Aşağı geçecek olursak Yine burası da benim en sevdiğim kitaplardan oluşan bir bölüm. Ee, Sadık Usta bilmiyorum hiç okudunuz mu? Daha önce hiç kimse de rastlamadığım için bu şekilde söylüyorum. Ee, ama benim için Türk Ütopyaları kitabı gerçekten de vazgeçilmezdi. Ee, burada gördüğünüz gibi, bunu zaten kitapları aslında geldiğiniz zaman size gösteririm, söylerim. Buradaki kitapların hepsini zaten ben aldım, bende olan kitaplar. Yani şöyle bir şey, genellikle Türkler e, Ütopya yazmaz. Çok fazla e, bilinmeyen bir durum bu. Oysa ki bu Tanzimat döneminde yazılan kitaplar, yani yazılan eserler, yazılan öyküler. Dediğim gibi size karşılaştığı söyleyeceğim zaten ama muhakkak eğer ki okumadıysanız kaynak yayınlarından çıkan Sadık Usta'nın bu Türk Ütopyaları kitabını tavsiye ediyorum. Çünkü Ütopya tarzı kitaplar çok seviyor biliyorum. E, o yüzden muhakkak okumanızı isterim. İpek çalışarak da daha önceki birkaç videonun daha değinmiştim zaten. Burada Kemal Tahir'ler var ve benim için gerçekten Kemal Tahir de vazgeçilmez yazardan birisi oldu. Biraz geç tanıştım. Şöyle geç tanıştım aslında. Daha önce lise döneminde okuduğum bir yazardı zaten ama çok fazla o zamanlar anlamamışım. Değerini bilmemişim anladığım kadarıyla. Bu mesela çok eski bir kitabım. Kemal Tahir'in de yatana kitabı. Artık bu tarz zaten çıkmıyor İtaki'den. Keşke bu tarzlar devam etse. Ee, aslında birkaç tane sahafı <laughs> gezdim ama bu eski basımları bulamadım maalesef. O yüzden artık doğal olarak yeni basımları alıyorum. Ee, Kemal Tahir'in hepsini okudum. Yani okumadığım şu anda kitabı yok kitaplığımda. Aslında bu Üç kısımda da okumadığım kitap yok. okumadığım kitapları size ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Bayağı bir aslında kitaplığımda olup da okumadığım çok fazla kitap var. Fırsat geldikçe size zaten söyleyeceğim. Bir diğer kitabım buradaki vatandaş gelirine doğru bir kitap. Bizde olmayan bir durum vatandaş geliri. Yani çoğu ülkede de yok zaten ama merak edip de okursanız tavsiye ederim. Yani bu tarz ilgi alanınızsa ben şu anda biliyorsunuz bu alanlarda daha çok yöneldiğim için o nedenle okumuştum. Eğer ki ilgi alınsa muhakkak tavsiye ediyorum. Evet buradaki kısımda birazcık karışık. Yani eskisi kadar aslında dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama düzenli değil kitaplım. Eskiden tüm alanları, tüm tarzları bir arada tutmaya çalıştım. İşte romanlar bir yerde, tarih kitaplar bir yerde, anı tarzındaki veya kendi hayatını anlattığı biyografi tarzındaki, otobiyografi tarzındaki kitapları bir arada tutardım. Ama şimdi birazcık karışık dizmişim kitaplığımı, onu fark ettim. Burada okumadığım bir kitap var mesela. O da Hilmi Ziya Ülken'den Ziya Gökalp kitabı. Bunu sadece Ziya Gökalp için de Hilmi Ziya Ülken'in kaleminden çıktığı için almıştım. Ama henüz fırsatım olup da okuyamadım. Burada tavsiye edeceğim kitap olarak... Afet İnan olabilir. Yani sırf ismi Afet olduğu için değil tabii ki de ama çoğu insan Afet İnan'ı tanımıyor maalesef. E, Oysa ki ilk tarihçilerim ilk tarihçilerim yani kadın olarak ilk tarihçilerimizden o yüzden e, eğer ki okumadıysanız ve ilgi alınırsa inen şekilde bunu muhakkak okuyun. Bir diğer da daha önce çok videomda bahsettiğim Hürriyete Doğru kitabı şöyle eski bir basım Hasan Ali Yücel'in ee, o zamanlar hani Hasan Ali Yücel'in kendisinin yazdığı kitapların olduğunu bilmiyordum ee, alıp okumam çok benim için ee, gerçekten harika oldu ve şunu anladım daha önce video'nu paylaştım çok fazla içine girmeyeceğim ama hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar yani e, bu sadece Türk halkı için söylemiyorum yani, Türkiye için söylemiyorum ama genel olarak tüm dünya için aslında var olan bir durum e, olaylar değişiyor e, bilmiyorum ama yani yaşanılanlar değişiyor tarih değişiyor ama Bakış açıları hiçbir zaman değişmiyor. Bu kitabı okuduğum zaman onu çok fazla hissetmiştim. Ve bunu sadece dediğim gibi Türkiye için değil tüm dünya için söyleyebilirim. Burada bahsetmedim. Peyami Safa kitapları var. E, Halde Adıvar kitapları var. Bunları zaten hemen hemen hepiniz tanıyıp biliyorsunuz. Bildiğiniz yazarlar. E, Peyami Safa'nın kalemini ne kadar beğendiğimi pek çok zaten videomda paylaştım. Halde de onlardan birisidir zaten. E, o dönemleri de özellikle... Çok iyi yansıtan yazarlar. Hem Halil Edip için söylüyorum hem de Peyami Safa için söylüyorum. E, o dönemlere ait bilgiler edinmek istediğinizde benim ilk başvuracağım yazarlar şahsen ikisidir. O yüzden muhakkak tavsiye ediyorum. Herkesin zaten kitaplığında olması gerekiyor bir kitabı da olsa. Ben e, aslında tüm kitaplarını kitabıma kazandırmak istediğim yazarlardı ama bir türlü fırsat bulamıyorum. O kadar çok okumak istediğim kitap var ki o kadar çok e, listem var ki kabarık ki hepsine fırsat ne yazık ki bulamıyorum. Burada aslında Asım Aslan'ın bir kitabı var. Bilmiyorum, daha önce bahsetmiştim yine aynı şekilde ee, ama gerçekten de yine Hürriyet'e Doğru kitabı gibi. E, bunda da muhakkak alıp okumanızı bulabilirseniz. Basım yoktu diye hatırlıyorum yanlış biliyorsam ama eğer ki bulabilirseniz okuyun derim. Ne kadar e, aslında her şeyi yanlış yorumladığımızı gösteren kitaplardan birisidir. E, aşağıdaki kitaplarım aslında Yine çok karışık olmuş burası. Bu arada Tayyip Papay'ın Vatan Dediler kitabını daha önce paylaşmıştım. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Ama bu zaten ilk kitabı değilmiş. Yanlış bilmiyorsam. Ee, diğerlerini de artık ne zaman alıp okurum bilemiyorum. Ee, Bakımının Tanrı ve Devlet kitabı var. Bilmiyorum okumuşsunuzdur diye düşünüyorum. Ee, gerçekten tavsiye ettiğim kitaplardan birisi. Yine aynı şekilde bu dönemlere bu tarz fikirlere sahipseniz muhakkak okuyun derim. Burada kitaplarım bu şekilde. Çok fazla size tavsiye edeceğim, okuyun diyeceğim tarzda kitabım yok. Burada yine de bir şöyle göz gezdiriyorum ama yani çok fazla okuyun diyeceğim kitaplar değil açıkçası. İkinci rafıma artık geçebilirim. Yani en yine değer verdiğim raflarımdan birisi de Burası özellikle burada gördüğünüz iki şaheserle birlikte. Birisi George Orwell'ın 1984 ve özel basım. Tabii ki de kitabı Can Yayınları'nın özel basımı. Bir diğer ise Hayvan Çiftliği. Yani bunları tabii ki sadece ciltler için söylemiyorum. E, i̇llaki okumuşsunuzdur Hayvan Çiftliği'ni ve George Orwell 1984'ünü. E, yine Az önceki hürriyete doğru da söylediğim gibi hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Yani 1984'ü okurken de, hayvan çiftliğini okurken de aslında kendi döneminizden, kendi yaşadıklarınızdan, kendi siyasi yaşamınızdan izler görüyorsunuzdur. Emin hepinize aynı şekilde bunlardan okuyup ders çıkartmışsınızdır. Yani ders çıkartma derken şimdi yaşadıklarımızı seneler sonra tekrar yaşayacağız. Hiçbir şey değişmeyecek. Yani bu durumlar her zaman için isimde değişse, başka bir şeyde değişse yine devam edecek. Fark eden bir durum yok maalesef. Peki devam ediyorum. Buradaki aslında yazarların hepsini önermek, hepsini tavsiye etmek istiyorum. Simyacı'yı zaten biliyorsunuzdur. Burada aynı zamanda George Orwell'ın diğer tarzdaki basımları da var bende ama kesinlikle alacaksınız. Daha önce okumadıysanız alacaksınız. bu basımları tavsiye ediyorum. Onun biliyorsunuz mavi serileri çıktı. Bunları daha okumadım bu arada. Ee, yani ince diye bir türlü elim gitmiyor. Daha önce zaten paylaşmıştım sizinle kitaplarını ama henüz okumadım. Okumayı planlıyorum ama ne zamanı bulur, nasıl okurum ee, bilemiyorum. Burada gördüğünüz gibi Türk hem klasikleri var. Yine İş Bankası'nın çıkarttığı hem de yabancı aynı şekilde basımları var. Burada en çok tavsiye edeceğim kitaplar bu, bahsedeceğiz. 1984 ve Hayvan Çiftliği. Stefan Zweig hayranlığımı biliyorsunuzdur. Ama en çok beni yaşantısı etkiliyor zaten. O yüzden günlüklerini almıştım. Ama son dönemlerine ay çok fazla bir yazı paylaşmıyor. Yani yazmamış. Ama yine de günlükleri muhakkak olmalı. Bir yazarın günlüğünü okumak benim için acayip derecede mutluluk verici. Kendi günlük tuttuğum için diyorsunuz Günlükleri okurken de acayip derecede mutlu oluyorum. O yüzden tüm yazarların aslında eğer ki günlükleri varsa, yazdılarsa hemen hemen hepsini kendi kitaplığıma kazandırabilirim bu şekilde gördüğünüz gibi burada okumadığım kitap var mı diye aslında onu sizinle paylaşmak istiyorum. Maviler dışında mavi klasikleri henüz okumadım dediğim gibi. Ay'a -Ay yolculuk kitabını okumadım Jules Verne'den yani e, kalemini sevdiğim yazarlardan birisi zaten kendisi. Onun dışında Doktor Oksu okumadım aslında. Yani yazı kitaplarını almış <laughs> Jules Verne ama henüz okumamışım. Usta ve Margarita. Bulgakov. Bunu nasıl üstüne durmadım bilmiyorum. E, Bulgakov'un Usta ve Margarita kitabını okudunuz mu <laughs> bilmiyorum ama e, muhakkak okumalısınız. Çok fazla beklentiyle aslında okudum. Karşıladığımı dersen yani, Rus edebiyatına karşı ben hep söylüyorum zaten e, bir e, ilgim var. Rus edebiyatınından çıktığı anda zaten o kitaba sarılıyorum açıkçası. E, biraz bir ters köşe yaptı, beklemediğim tarzı bir kitaptı. Çok fazla da üstüne asa durmayacağım ama muhakkak okumalısınız üstüne durmayacağım, derken şöyle üstüne durmayacağım, anlatabileceğim bir kitap değil. Herkesin farklı yorumlar çıkarabileceği, farklı yorumlayabileceği bir kitap bence Usta ve Margarita ve çok fazla da anladığımı da söylemeyeceğim, birazcık farklı bir bakış açısı açıkçası. Ama muhakkak okumanızı tavsiye ediyorum. Burada gördüğünüz gibi Virginia Woolf'larım, yine Charles Dickens'tan bir Noir şarkısı ve diğer eserler var. Yüz Hasan Hasanacı Yücel klasikleri var biliyorsunuz. Ee, burada özellikle tavsiye edeceğim. Daha önceki videomda çok fazla üzerine durduğum için durmayacağım. Monte Cristo kontu var. Ben bunu İtaki'den aldım ama pişman oldum. Zaten söylemiştim. Yani sırf tek basım diye bu şekilde aslında aldım. Yoksa iki ciltli olarak da basanlar vardı. Ee, bu kitabı tavsiye etmeme sebebim şu. Basım olarak tavsiye ediyorum. Yoksa kitabı zaten muhakkak okumalısınız. Ee, bir intikam ancak bu kadar harika alınabilirdi. Yani Monte Cristo kontu için söylemeyeceğim o ve bu kadar uzun bir kitabın yani bu şekilde okunması tamamen dumasın kalemiyle alakalı olarak. Hiç sıkılmadan, hiç bıkmadan sayfalarca okuyabiliyorsunuz. Ama benim yani demek istediğim aslında şuydu. Itaki'nin bu dev basımı yüzünden yanınıza taşıyamıyorsunuz. Ancak evde okuyabiliyorsunuz. Ben de genellikle yollarda e, seyahat ederken vesaire okumayı çok severim. E, pek buna müsaade etmeyen bir kitap. Eğer ki siz de seyahatte okuyorsanız o yönden tavsiye etmem. Yoksa müthiş bir kitap. Yani herkesin de bulunmalı. Virginia Woolf hakkındaki düşüncelerimi zaten biliyorsunuz. Ama benim en çok etkileyen kitabı daha önce paylaştığım için çok söylemeyeceğim ama Orlando kitabı oldu. Bir tek hayal kırıklığına şu kitapla uğradım. Hayal kırıklı derken başladım halde bir türlü bitiremedim. Herhalde sonra şu kısımlardayım ama bir türlü bitmedi. O yüzden hayal kırıklığı diyorum. Yoksa Virginia Woolf'un kalemini çok seviyorum. Çok... Ee, bilmiyorum doğru mu tabiri ama çok düz, çok basit yazılıyor ama gerçekten de sizi etkiliyor. Çünkü o dönem kendi yaşadıklarıyla birlikte değerlendiriyorsunuz daha çok. Ya yani muhakkak Virginia Woolf'un zaten hayatını okuyup ondan sonra kitaplarınız o kitaplarını okumanız gerekiyor. O zaman daha etkileyici oluyor. Özellikle Orlando ben çok hissettim. Ee, o kendi yaşadığı ruh bunalımlarını ara ara Orlando kitabında hissediyorsunuz, yansıtıyor size. Yani diğer eserlerini çok fazla hissetmedim. Ama Orlando'da aşırı derecede bunu hissettim. O yüzden eğer ki okumadıysanız Orlando kitabı muhakkak okumalısınız ve e, o dönem için özellikle müthiş bir eser. Yani bunu yazabilmiş olması o dönem harika bir şey. Bir Noel şarkısı e, Charles Dickens'ın kısa aslında bir öyküsü diyebilirim. Çok çabuk okuyup bitirdiğim bir kitaptı. E, ama Charles Dickens'ın bakış açısını ben zaten çok seviyorum. Burada da yine o yoksulluğu, o açlığı çok güzel bir şekilde insanlara hissettiriyor. Yani o dönemler Charles Dickens çok fazla değer görmüyormuş. Yani bunu kitaplarında daha sonra dergilerde vesaire okuyoruz ama eğer ki okusalar çok fazla şey çıkartacaklarını düşünüyorum, ders çıkartacaklarını düşünüyorum. Ama zaten tarihten de bildiğimiz gibi bu dönem çok uzun bir dönem sürdü. Yani 50 yıl, 100 yıl bu yaşanılanlar sürdü o yüzden ders alınmadığını biliyoruz. Yani bunu zaten tarihten görüyoruz. bunun dışında burada diğer paslanacak klasiklerini zaten biliyorsunuz. Herkeste olan veya herkesin bildiği kitaplar Hepsine tek tek tavsiye ederim. Hepsini okumalısın diye düşünüyorum. büyük ihtimalle bu arada bunu düşünmemiştim ama böleceğim gibi videoyu birkaç seferde paylaşacağım gibi çünkü çok uzayacak gibi. ama bu en azından kitaplık kısmını bitirmeyi istiyorum. Peki burada da gördüğünüz gibi tarih kitaplarım var. Daha önce paylaştığım kitaplar yine aynı şekilde. Kitaplık turumu izlediyseniz orada paylaşmıştım. Bir tek burada yeni olan Ayfa'nın tarih kitabı. İnanın daha okumadım. <laughs> yani aldım. Ee, sırf gerçi o zaman indirimde diye almış. Yani okuyacağım diye almadım zaten ama henüz başladığım bir kitap değil bu kitap. Ee, ama diyorsanız ki almalı mıyım? Kesinlikle almalısınız. En azından böyle kısa kısa anekdotlarla, kısa kısa tarih hakkında bilgiler var. Yani okumadım derken ara ara tabii ki de bu kitap da şöyle bir kitap. Alıp da birden bitireceğiniz bir kitap değil. Ee, en azından var ve arada açıp okuyorum. Bunun bir de biliyorsunuz mitler. Yani efsane ve mitler kitabını aldım. Ama tarih kitabını, siyaset kitabını, edebiyat kitabını çok istiyordum. Edebiyat henüz maalesef ki e, basımı yok. Bilmiyorum yeniden basadım o ben bunu alırken yoktu. Ama eğer ki bulursam muhakkak alacağım. Burada gördüğünüz gibi Dorian Gray'in portresi var. Yani Dorian Gray'in portresini herkes okumalı, e, okumayan varsa bu basımla özellikle tavsiye ediyorum. Şöyle göstereyim basımında Everest'in basımıdır bu. Yani bu kitabı Dorian Gray'in portresini muhakkak okuyun. Bu birazcık bu kısımdan farklı olmuş. <laughs> en iyisi bunu en azından yukarıdaki rafları alayım. Ama burada gördüğünüz diğer eserler hepsini okumalısınız diye düşünüyorum. Şöyle yakından çekeyim. Ee, bu ilk videonun sonu olsun. Sonraki rafları daha sonra devam ettireyim. Görüşmek üzere.